Yukarıdaki verilen doğruların kaç tanesinde eğim hesaplanabilir? Doğru da denklemlerinde eğimin hesaplanabilmesi için y'nin yalnız kalması gerekiyor. Y yalnız kaldığında x'in önündeki katsayı eğimi verecektir. Birinci ifadede y yalnız bıraktığımızda x'in önündeki katsayı eğimi vereceği için eğim hesaplanabilir. Dördüncü denklemde de yine aynı şekilde eğim hesaplanabilir. İkinci ve üçüncü denklemleri incelersek, ikinci denklemde eksi 5'i eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimde artı 5 olur. 11 ile 5 topladığımızda 16 elde edilir. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 8 doğrusudur. X eşittir 8 doğrusu x eksenini 8 noktasında dik olarak kesecektir. Dik doğruların eğimleri de hesaplanamayacağı için ikinci doğrunun eğimi yoktur. Üçüncü doğrumuza bakalım. Y eşittir 12 doğrusu. Y eksenini 12 noktasında kesen bu doğru düz bir doğru olduğu için eğimi sıfırdır. Dolayısıyla bu doğruda da eğim hesaplanabilir. 3 tane doğru denkleminde eğim hesaplandığı için aranan cevap C seçeneğidir.